Gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler öncülüğünde olası müzakerelere zemin oluşturmak amacıyla Cenevre'de düzenlenen 5+1 Birleşmiş Milletler Gayri Resmi Kıbrıs Konferansı bugün sona erdi. Taraflar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cenevre'deki Birleşmiş Milletler binasında yeniden bir araya geldi. Toplantı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatinde ile 11'de başladı ve 13'te sona erdi. Toplantının ardından Türk tarafı Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılış törenine katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cenevre'deki sürecin değerlendirileceğini kapsamlı basın açıklaması yapacak. Heyetlerin özel uçakla Cenevre'den ayrılarak akşam saatlerinde Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmesi bekleniyor. Şimdi Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nı takip eden BRT muhabiri Ali Sefer'e bağlanıyoruz. Evet Ali, söz sende. Merhaba Canev. Merhabalar, evet, kolay gelsin. Senin de anlattığın gibi bugün görüşmelerin son günüydü ve bunun ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Bir dakika. Evet, sıcak gündem takibi yaparken oradaki atmosfer. Başkonsolosluk binasının açılışındayız ve şu anda güvenlikteyiz. Burada konuşamıyoruz. Evet. Evet, devam edelim biz. Evet, Genel Sekreter Guterres tüm toplantısında ilk olarak tarafların pozisyonlarını anlattı. Bunun kolay bir toplantı olmadığı üzerinde durdu. Kıbrıs Türk tarafının Ege'nin eşitlik medinde yana bir tavır koyduğunu belirtti Guterres. Kıbrıs'ın ise iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon üç belirtti. Ve Kran Montana'dan devam etmek istediklerini belirtti Genel Sekreter. Tabii ki bu toplantı kolay bir toplantı değildi. Resmi görüşmelerin başlamasına yönelik yeterli bir zemini bulamadı dedi. Ancak asla vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bütün Kıbrıslıların güvenlik ve refah içerisinde yaşamaları için uğraş vereceğiz dedi. Bu konuda da tarafların ilerleyen bir tarihte, ki bu tarih yaklaşık 2-3 ay gibi bir süre alması bekleniyor. Tarafların yeni bir toplantı için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Evet, biz müzakerelerin yeniden başlaması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyacağız dedi Genel Sekreter Guterres ve bu toplantıda tarafların ilerleyen bir tarihte yeniden 5+1 düzeninde bir araya geleceklerini söyledi. Ancak herhangi bir tarih veya toplantının gerçekleşeceği ülke hakkında bilgi yok. Canet, daha anlatmak isterdim. Ancak şu sıralarda Başkonsolosluğun bir açılış binasının açılışı var. Özür dileyerek bir ara vermek istiyoruz. Söz yeniden stüdyoda. Evet Ali, kolaylıklar dileriz. Yeniden bağlantılar gerçekleştirmek üzere. Hoşça kal. Ve değerli izleyenler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+1 Birleşmiş Milletler toplantısının tamamlandığını, tarafların pozisyonları arasındaki farklılık nedeniyle bir müzakere sürecinin başlaması için zemin oluşmadığını açıkladı. Guterres, çabalarının sona ermediğini, yeni bir gayri resmi 5+1 toplantı için taraflarla temas içerisinde olacaklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de taraflarla yaptığı toplantı sonrasında Birleşmiş Milletler binasında basın toplantısı düzenledi. Evet.
Guterres burada yaptığı açıklamada 3 gün süren toplantılarda tarafların ortaya koyduğu pozisyonları özetledi. Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm yönünde 6 maddelik bir öneri sunduğunu ve bu çerçevede müzakerelere dahil olabileceğini ifade ettiğini söyleyen Guterres, Rum tarafının ise müzakerelere Crans-Montana'da kalındığı yerden devam yönünde bir tutum ortaya koyduğunu kaydetti. Guterres, ortak zemin için çok uğraş verdik ancak resmi müzakerelere geçebilmek için ortak zemin bulamadık dedi. Genel sekreter pes etmediğini, pozitif sonuçlar almak için devam edeceğini, bu çerçevede de yeni bir 5+1 gayri resmi toplantı için çaba harcayacaklarını vurguladı. Guterres bir soru üzerine bir sonraki 5+1 toplantı için taraflarla istişare edeceklerini ve en iyi ortamı yakalamayı umduklarını da söyledi. Başka bir soruya da yanıt veren Genel Sekreter Guterres tamamlanan 5+1 toplantının hedefine ulaştığını, amacının tüm tarafların pozisyonlarını ortaya koyması olduğunu belirterek, ortaya çıkan sonuçları ve farklı görüşleri Güvenlik Konseyi'ne bildireceğini ifade etti. Guterres, yeni toplantının 2-3 ay içinde yapılmasını öngörüyoruz dedi. Değerli izleyenler, şimdi düne dönüyoruz. Cenevre'de düzenlenen 5+1 Birleşmiş Milletler toplantısının ikinci günü yoğun geçti. Konferansın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddeden oluşan öneri damgasını vurdu. İki toplum halinde yapılan toplantının, iki oturum halinde yapılan toplantının ardından Türk tarafı durum değerlendirmesi yaptı. Cenevre'de bulunan siyasi parti başkan ve temsilcileri süreç konusunda bilgilendirildi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günü yoğun geçti. Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından Kıbrıs saatiyle 20'ye kadar ara verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta günün son oturumu Kıbrıs saatiyle 21.30'da sona erdi. Toplantılara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve garantör ülkeler adına Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde sona eren ikinci gün toplantılarının ardından konferansa katılan heyet başkanları onuruna gayri resmi akşam yemeği verdi. Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konakladıkları otelde konferansın gidişatına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. Tatar ve Çavuşoğlu heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından Cenevre'de bulunan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirdi. Öte yandan konferansın ikinci gününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddeden oluşan öneri damga vurdu. Tatar'ın Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği sırada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e sunduğu 6 maddelik önerinin Rum basınına sızdırılması tepki çekti. Cenevre'de bulunan Başbakan Ersan Saner, Birleşmiş Milletler'in artık kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın sunduğu 6 maddelik önerinin ne genel sekreterin ne de karşı tarafın bilmediği öneriler olmadığını ifade eden Saner, izolasyonlar altında ezilen, ekonomik aktivitelerini gerçekleştiremeyen Kıbrıs Türk halkının artık kaybedecek bir 50 yılı daha yoktur. Artık dünyanın bu sese kulak vermesi gerekiyor dedi. Önerileri konuşacağız. Efendim, nasıl buldunuz? Önerileri? Başbakan Ersan Saner, Cenevre'de BRT canlı yayınına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ilgili taraflara sunduğu 6 maddelik önerilerin bilinmedik şeyler içermediğini ve sürpriz de olmadığını söyledi. Bütün süreç boyunca ifade ettiğimiz Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınmadığı ve bu şekilde gerçekleşmeyecek bir müzakerelere katılamayacağımızı, ancak bunların, yani egemen eşitliğimizin kabul edilmesi halinde
Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler başladığında nasıl bir yöntem izleyeceğimizle ilgili verilmiş bir altı maddedir ve zaten en son maddesi de bunun her şeyde anlaşılmış olduğu takdirde eş zamanlı bunun referanduma götürüleceği yazmaktadır. Evet. Yani bu altı maddede bilinmedik bir şey yok. Bir de sürpriz de değil. Sadece bugüne kadar ifade ettiğimiz her şeyin aşamalı olarak nasıl gerçekleştirileceğinin hazırlanmış bir yazılı metni bu. Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirilen ana görüşmede Kıbrıs tezini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ana görüşme sırasındaki tarafların tümünün katılımıyla gerçekleşen bir görüşmeydi bu. Kıbrıs tezini çok net bir şekilde ortaya koydu. 53 yıldır Kıbrıs'taki sorununun nereden ortaya çıktığını net bir şekilde aktardı ve buna bağlı olarak 53 yıldır çözülmeyen bu çözümsüzlüğün sadece adada statükoya hizmet ettiğini, bunun için yeni bir açılım gerektiğini, bu yeni açılımın da ancak iki eşit devletten ve iki toplumun egemenliğinden kaynaklandığını ortaya koydu. Saner, Kıbrıs konusunun Birleşmiş Milletler'in arşivinde duran en eski dava olduğuna da dikkat çekti. Görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise gerek Kıbrıs Türk tarafınca gerekse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından süreç içerisinde konuşmalarının farklı ama masaya gelince farklı olduğunun ifade edildiğini belirten Saner, realiteleri görmezden gelmemesi için Anastasiadis'e çağrı yapıldığını söyledi. Kendisinin Anastasiadis'in olumlu davranacağına inanmadığını ifade eden Başbakan Saner, Birleşmiş Milletler'in artık bu son oyunu oynatma yönünde kararlı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi. 6 maddelik öneriyi sunduk bugün. Ali Bey, nasıl bir tepki bekliyorsunuz? Ali Bey, bu öneriler aslında ne Sayın Genel Sekreterin ne de tarafların bilmediği öneriler değildi. Hatırlayalım. Kan-Montana süreci çöktüğü zaman özellikle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu çıkıp ne demişti? Artık masaya oturmazdan önce taraflar dışarıda anlaşmadan masanın kurulmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ifade söylemiştir. Evet. Bu da sizin de şu anda soru olarak yönettiğiniz konu tam da bunu içermektedir. Yani bizler bunlara çözüm bulmadan o masaya oturmamızın zaman kaybından başka bir şey olmadığını söylemek istiyoruz burada. Evet. Yine masaya oturursunuz, bir 53 yıl daha harcarsınız ama havanda bizim tabiri caizse havanda su dövmek başka bir şey yapmazsınız. Burada izolasyonlar altında ezilen, ambargoların içinde hisseden, ekonomik aktivitelerini geliştiremeyen Kıbrıs Türk halkının bir 53 yıl daha kaybedecek zamanı yoktur. Artık dünyanın buna bir ses, bu sese bir kulak vermesi gerekiyor. Dünyanın bu sesi duyması gerektiğini inanıyorum. Müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasiboğlu, Cenevre'deki 5+ Birleşmiş Milletler toplantısına ilişkin değerlendirmeleriyle devam ediyoruz. Müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasiboğlu, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programına Cenevre'den katılarak 5+ Birleşmiş Milletler toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs Türk tarafının dün 6 maddelik öneri sunduğunu hatırlattı. Kimsenin beklemediği de bir adım attık ve bir öneri paketi sunduk. Bunu tabii buna karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis yazılı bir cevap vereceğini söyledi dünkü toplantıda ama henüz gelmedi. Böyle bir cevap gelmedi ama tabii ki sözlü olarak hemfikir değiller bizimle. Çünkü burada ciddi anlamda bir egemenlik sorunu var. Biz var olan doğuştan gelen egemenliğimizi kayıt altına alınmasını talep ediyoruz. Biz aslında komşularımızın niyetini de test ettik böylelikle. Evet. Hani zaten 1960'da var olan iki tane egemen halkın kurduğu bir ortaklık vardı. Daha sonra biz biliyorsunuz 63 yılında atıldık. Evet. Ve o egemenliği kendileri bütün adaya sirayet ettirmeye çalıştılar yıllarca. Evet. Ve biz de onların da biraz iyi niyetli olduğunu düşünerek yıllarca federasyonu görüştük. Federasyon biliyorsunuz paylaşım üzerindedir. Yani iki taraf egemenliği, yönetimi, her şeyi paylaşır ve bir ortaklık kurar. Ama biz bu sürecin tükendiğini söyledik. Bunu aslında Birleşmiş Milletler de teyit ediyor. Yani tükenmiş bir süreç var ortada. O yüzden Birleşmiş Milletler zaten yeniden ortak bir vizyon var mı yok mu diye bu toplantıyı çağırdı. Eğer
uzlaşı olsaydı zaten böyle bir toplantı çağrılmazdı. Ama biz egemenliğimizi, hani var olan doğuştan gelen kurucu ortağı olduğumuz bu egemenliği yeni kurulacak ortaklıkta bizim için onsuz olmaz dediğimiz bu kavramı kayıt altına almak isteyen bir talepte bulunduk ki yeni bir şey talep etmiyoruz biz. Buna bile karşı çıktı Rum tarafı. Yani biz Kıbrıs Türk halkı olarak 60'taki ortaklığın kurucu ortağıydık. Egemenliği İngiliz devrederken bir tek Rumlara mı devretti? İngiliz egemenliği devrederken Kıbrıs Türk halkına, Rum halkına devretti. Biz de diyoruz ki yeni bir zemin başlatmak istiyoruz, yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. İki devlet modeli üzerinde olması gerekir diyoruz. Altı maddelik önerinin zamanlanmasının da doğru olduğunu belirten Hasipoğlu, artık kimsenin Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmaz olduğunu söyleyemeyeceğini ve suçlayamayacağını söyledi. Şimdi bugün tabii dün akşam bizim önerilerimizden sonra bundan sonraki yol haritasıyla ilgili bugün bir karar çıkacak. Yani ya Birleşmiş Milletler diyecek ki tamam, burada ortak vizyon var mı yok mu çalışmasını yapmaya geldik ve ortak vizyonun olmadığını karar verdik. Çünkü her iki taraf farklı şeyi söylüyor. Genel sekreter diyebilir ki ben misyonumu tamamladım. Dolayısıyla görevi iade ediyorum diyebilir ve bu süreci de kapatabilir. Ya da denilebilir ki evet tarafların pozisyonları farklı ama belli bir süre daha, ki bu da en fazla 3-4 ay, tekrardan yoğunlaşalım. Ben belli bir ortak payda görüyorum her iki tarafın da yaptığı önerilerden. Dolayısıyla ben ısrarcı olacağım ve bir 3-4 aylık bir süreç daha geçici özel temsilcim Bayan Lut'u görevlendireceğim. Ki bu da veya başkası. Veya başkasını görevlendireceğim ama burada konulara hakim Bayan Lut'tur. O, eğer devam edecekse onun olacağını anlıyor. Tekrardan son bir deneme yapılabilir. Yes. Bizim pozisyonumuz belli. Evet. Bizim düşüncemiz, misyonumuz da belli. Dolayısıyla bu noktada artık genel sekreter kendine göre bir umut görüyorsa bu süreçle ilgili ona göre kararını verecek. Ve değerli izleyenler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Genel kurulda milletvekilleri güncel konuşmalar gerçekleştiriyor. Vekillerin gündeminde Cenevre'deki Kıbrıs zirvesi de var. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı. Onaya sunuşlarla başlayan toplantıda Kıptek'teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi'nin görev süresinin 3 ay uzatılmasına ilişkin tezkere okunup oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul daha sonra güncel konuşmalarla devam etti. 14 milletvekilinin konuşma talep ettiği toplantıda ilk sözü CHP Milletvekili Asım Akansoy aldı. Cenevre'ye doğru Kıbrıs sorunu başlığıyla konuşmasını gerçekleştiren Akansoy, kritik günlerden geçildiğini ifade etti. Akansoy, bizim istediğimiz sonuç alıcı görüşmelerin hayat bulması dedi. CHP milletvekili Doğuş Derya ise karanlığa doğru gidildiğini savundu. Derya, ancak biz buna izin vermeyeceğiz, direneceğiz dedi. UBP milletvekili Özdemir Berova ise UBP'ye kimsenin ayar veremeyeceğine vurgu yaparak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cenevre'de Kıbrıs Türkleri adına görüşmelerde bulunduğuna işaret etti. TDP milletvekili Zeki Çeler de Cenevre'de görüşmelerin çöktüğünü iddia ederek umarım bu zihniyette devam eden hükümet gerekli hazırlıkları yapar, nasıl bir geri dönüşüm alacaklarını tartarlar dedi. Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında petrol ürünleri ticaretine ilişkin işbirliği protokolü imzalanıyor. Protokole Ankara'da bulunan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez imza koyacak. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'de temaslarda bulunuyor.
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le bir araya gelecek. Bakan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında petrol ürünleri ticaretine ve 2 adet mobil trailer elektrik santralinin tesis edilmesine ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katılacak. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Türkiye temasları çerçevesinde dün de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla yürütülmekte olan projeler değerlendirildi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'deki temasları tam kapanma durumunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kapalı turizmi etkilemeyeceğini söyledi. Turizm Bakanı Ataoğlu açıklamasında Sağlık Üst Kurulu'nun belirlediği şartlar uyarınca gelişlerin devam edeceğini belirterek ekonominin çarklarının dönmesi için tedbiri elden bırakmadan turizmi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin 29 Nisan'da 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçeceğini anımsatarak bu durumun Kuzey Kıbrıs'taki kapalı turizmi etkilemeyeceğini ifade etti. Bazı medya organlarının Türkiye'deki kapanmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini ciddi şekilde etkileyeceğini ve otel rezervasyonlarında iptaller yaşandığını yazdığını belirten Ataoğlu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Sağlık Üst Kurulu'nun belirlediği şartlar uyarınca gelişlerin devam edeceğini aktaran Ataoğlu, 3 günlük PCR testiyle gelen yolcuların ülkeye girişi sırasında da yapılan PCR testi sonucuna göre tatilini geçirebileceğini anlattı. Ataoğlu, gelecek olan uçaklarla ilgili olarak bir kısıtlama olmadığını belirterek, kapalı turizm için yolcuların sadece charter uçuşlarla geldiğini ve henüz tarifeli uçuşların kullanılmadığını kaydetti. Bakanlık olarak kapalı turizmin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için her türlü önlem ve denetimin yapıldığını vurgulayan Ataoğlu, ekonominin çarklarının dönmesi için tedbiri elden bırakmadan turizmi ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti. Sayın seyirciler, ülkemizde son yapılan testlerde 50'si yerel, 54 pozitif vakaya rastlandı, 44 kişi ise taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 8.665 test yapıldığını, 50'si yerel, 54 pozitif vaka tespit edildiğini, 44 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada 2 kişinin havayoluyla ülkeye geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 50 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti. Vakalardan 21'i Lefkoşa, 12'si Gazi Mausa, 15'i Girne, ikisi de Güzelyurt bölgesinden. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 845 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ise 341 can kaybı, 40.444 yeni vaka var. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 40.811 testten 845'i pozitif çıkarken 3 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rum yetkililer ölenlerin 78 ve 88 yaşındaki iki kadınla 62 yaşındaki bir erkek olduğunu bildirdi. Türkiye'de ise son 24 saatte 40.444 yeni vaka saptandı. 341 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Değerli izleyenler, Avrupa Parlamentosu internette terör içerikli paylaşımların yayılmasını engellemek için hazırlanan yasal düzenlemeyi kabul etti. Düzenleme tüm içeriklerin 1 saat içinde alan sağlayıcılar tarafından kaldırılmasını öngörüyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı yeni düzenlemeyle dijital platformların terör içeriği olduğu belirtilen paylaşımları Avrupa Birliği ülkelerinde en kısa sürede kaldırması veya erişimini engellemesi gerekecek. Talimat verildikten sonra 1 saat içinde içeriğin kaldırılması veya engellenmesi zorunlu olacak. İçeriğin kaldırılmasına yönelik talimatın dijital platformlara Avrupa Birliği ülkelerinin yetkili makamları tarafından gönderilmesi istenecek. Yasal düzenleme Avrupa Birliği içinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın internet alan sağlayıcıları için geçerli olacak. Yasal düzenlemeye uyulmayarak içeriğin kaldırılmaması
veya engellenmemesi durumunda şirketlere ceza verilecek. Ceza alan sağlayıcı şirketin küresel yıllık cirosunun %4'ü kadar olabilecek. İçerikleri kaldıran kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak. Eğitim, sanat, gazetecilik ve araştırma alanlarında bazı istisnalar yapılabilecek. Avrupa Komisyonu bazı Avrupa ülkelerindeki terör saldırıları sonrasında yasal düzenleme teklifini teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, adam bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmış, Aralık 2020'de düzenleme üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. Düzenlemeyi eleştiren bazı sivil toplum örgütleri ve siyasetçiler internet alan sağlayıcılarına çok kısa süre verildiği için yasanın teknoloji şirketlerini bir takım algoritmalar kullanmaya iteceğini, böylece bazı içeriklerin terörle ilgili olmasa da engellenebileceğini savunuyordu. Ayrıca herhangi bir yargı kontrolü olmaması ve bir ülkenin başka ülkedeki paylaşımlarla ilgili içerik kaldırma talimatı verebilecek olmasının ifade özgürlüğünü tehdit ettiği, demokrasiyi tehlikeye attığı belirtiliyordu. Avrupa Birliği ülkelerinin yasal düzenlemeyi ulusal hukuklarına gelecek aydan itibaren uyarlamaları gerekiyor. Yasa, Avrupa Birliği genelinde bir yıl sonra tamamen uygulanır hale gelecek. Değerli izleyenler, İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti. Bazı göstericiler darp edildi. Bir grup Filistinli, Yahudi yerleşimciler lehine İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma amacıyla gösteri düzenledi. Yahudi yerleşimcilerin tahrikleri üzerine Filistinlilerle Yahudi yerleşimciler arasında atışma yaşandı. Daha sonra alanda bulunan İsrail polisi Filistinlileri dağıtmak için müdahalede bulundu. Bazı göstericileri darbeden İsrail polisi bir Filistinli gözaltına aldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1956'dan beri yaşayan Filistinliler bugün İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Yahudi yerleşimcilere ait örgütler, Filistinlilerin bugün yaşadıkları Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazileri 1948'den önce satın aldıklarını iddia ediyor. Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu sokakları hareketlendirdi. Ve sendikalar, yerli topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli kesimlerin ulusal grev çağrısının ardından ülkenin birçok bölgesinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenledi. Çıkan olaylarda 23'ü polis, 43 kişi yaralandı. Yürüyüşlerin yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibago gibi önemli kentlerde de yapılan gösterilerde olaylar çıktı. Başkentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine tepki gösterirken, başlarda sakin ve barışçıl geçen protestolar, günün ilerleyen saatlerinde şiddetli olaylara sahne oldu. Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi polisleri, yolda ateş yakan, çevredeki iş yerlerine ve araçlara zarar veren bazı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Ülkenin önemli televizyon kanallarının ofislerine de saldıran göstericiler buraları işgal girişiminde bulundu. Cali'de protestocular toplu taşıma araçlarına zarar verdi ve bir tanesini tamamen yaktı. Değerli izleyenler, BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya kadar mutlu günler.
defa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain'in deplasmanda 2-1 yenen Manchester City, rövanş için büyük avantaj elde etti. PSG mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos üst üste en az 2 organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Ronaldo ve Griezmann'ın ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalmıştı. Müsabakaların rövanşları 4-5 Mayıs'ta oynanacak. 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye Süper Lig 38. haftasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş mücadeleyi 3-2 kazandı. Siyah beyazlı ekip bu galibiyete puanını 78'e yükseltti ve liderliğini korudu. Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Galatasaray'da konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. 4 maçlık aradan sonra Türk Telekom stadında galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray puanını 72'ye yükseltti ve zirve takibine devam etti. Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. 72 puanla şampiyonluk iddiasını sürdüren Sarı Lacivertli ekip rakibini yenerek zirve takibini sürdürme amacında. Rakip Antalya ekibi ise Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Merve Çelebi'nin de yer aldığı Türkiye Kadın Plaj Voleybol Milli Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları kıta elemeleri ikinci tur hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya kampını tamamlayan takım 6-9 Mayıs tarihlerinde yer alacak Olimpiyat kıta elemelerine ev sahipliği yapacak İzmir'e gitti. Ekip organizasyon öncesi çalışmalarına burada devam edecek. Türkiye Milli Takım sporcumuz Merve Çelebi, Bahar Gökalp, Dilara Gedikoğlu ve Selin Yurtsever'den oluşuyor. Berete Spor'un Olimpiyat hazırlıkları ile ilgili sorularını yanıt yan Merve Çelebi, iyi ve yoğun geçen Antalya kampı sonrasında çalışmalarımızı İzmir'de sürdüreceğiz. Önümüzde kısa bir süre kaldı ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirip olimpiyat yoluna bir adım daha yaklaşmak amacındayız şeklinde konuştu. Jimnastik Federasyonu gelirlerine el konulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları açıklamasında bulundu. Başkan Hasan Sapsızoğlu, geçmiş yönetimlerin borçlarını ödememesi nedeniyle mahkeme kararıyla gelirlerine el konulan federasyonun yeniden benzer yaptırıma uğrama tehlikesiyle yüzleşebileceğini belirtti. Sapsızoğlu konuyla ilgili açıklamasında bütün zorluklara rağmen doğruları yapmaya gayret ederek çocuklarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak bir önceki mahkemelik fatura yüzünden tüm gelirlerimize el konulmuştu. Bu zorluğun üstesinden tüm camia kenetlenerek gelmiştik. Fakat tam her şey yoluna girdi derken bir mahkemelik olay daha olduğunu maalesef şaşkınlıkla öğrenmiş durumdayız. Yine mahkemelik fatura yüzünden tüm gelirlerimize el konulmasıyla karşı karşıyayız. Açılan davadan haberimiz olmadı. Alınan karar da bugün bizlere tebliğ edildi ifadelerini kullandı. Turkish Airlines Eurolig'in Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko çeyrek final serisi 3. maçında sahasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya 85-68 mağlup oldu. Sarı Lacivert'e ekip bu sonuçla seriyi 3-0 kaybederek organizasyona veda etti. CSKA Moskova ise adını dörtlü finale yazdırdı. Ligin diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'te playoff çeyrek final serisi 4. maçında bu akşam İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Anadolu Efes 3 galibiyete ulaşacak. Takımın dörtlü final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk 2 maçında Real Madrid'i 90-63 ve 91-68 yenerek 2-0 öne geçmişti. 3. karşılaşmayı 80-76 kazanan Madrid temsilcisi ise seride durumu 2-1'e getirmişti. Anadolu Efes bu akşamki maçı kazanması halinde Final Four'a kalacak. Wimbledon tenis turnuvasında 2 haftalık programın ortasındaki pazar günü maç oynanmaması geleneği 2022'den itibaren terk edilecek. En büyük 4 tenis turnuvası arasında yer alan ve kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip Wimbledon bir geleneğinden vazgeçiyor. Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tennis Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Merkez Kort'un 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2022'den itibaren Middle Sunday olarak bilinen gün tatil olmayacak. Böylece maç oynanacak.
oynanan gün sayısı 13'ten 14'e yükselecek. 1877'den bu yana her yıl Temmuz ayında düzenlenen iki haftalık turnuvada ortadaki pazar günü Middle Sunday olarak anılıyor ve o gün karşılaşma yapılmıyordu. Kural, yağmurun maç programını sıkıştırması yüzünden sadece 1991, 1997, 2004 ve 2016'da esnetilmişti. Formula 1'de Kanada GP yerine takvime Türkiye eklendi. Buna göre 13 Haziran'da koşulacak Formula 1 yarışının ev sahipliğini Intercity İstanbul Park yapacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapması planlanan Kanada Grand Prix'si ikinci kez iptal edildi. Bu açıklamanın ardından Türkiye için müjdeli haber geldi. Dünyanın bir numaralı motorsporlar organizasyonu Türkiye Grand Prix'sini yeniden takvime aldı. Formula 1 yönetimi Kanada Grand Prix'sinin 11-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilemeyeceğini, bu yüzden de takvimdeki yerini Türkiye'nin alacağını duyurdu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Aman dikkat, havada toz zerrecikleri var. Bugün orta derecede, yarın ise yüksek. Kaç gün sürecek bu toz zerrecikleri? Bugün, yarın ve cumartesi günü efendim. Aman dikkat diyelim. Bu Büyük Sahra'dan gelen nasıl geliyor? Güneyli hava akımlar neticesinde bölgemize sokulan bu toz zerrecikleri var. Astım olan, kalp rahatsızlığı olan ve çocuklar birkaç gün, yani cumartesine kadar sokağa çıkmasınlar efendim veya tedbirli çıksınlar. Evet, bölgemiz Doğu Akdeniz yüksek basın sisteminin etkisinde. Tabii ki nispeten nemli ve sıcak hava kütlesi etkili oluyor Kıbrıs Adası'nda. Tabii ki Nisan uzun yıllar ortalamasına göre hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece üzerinde bir seyir izleyecek efendim. Evet, tabii ki hava bugün açık az bulutlu, bu akşam açık az bulutlu, yarın açık az bulutlu geçecek. Tabii yağıştan hiç bahsetmiyorum. Kurak mı kurak bir Nisan ayını yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Evet, şimdi beklenen an geldi. Bulutlar efendim, bulutlar. Tabii ki Orta Akdeniz, Batı Akdeniz, İtalya, Balkanlar parçalı çok bulutlu. İber Yarımadası, Batı Avrupa çok bulutlu. Orta ve Doğu Avrupa parçalı az bulutlu geçerken Rusya parçalı az bulutlu. İngiltere an itibariyle parçalı bulutlu bir görünümde efendim. Ve Kıbrıs ve Türkiye'mde bulutlar. Fakat bakıyorum. Kıbrıs'ım açık ve az bulutlu bir görünümde. Türkiye ise parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir görünümde an itibariyle. Tabii ki bunun nedenlerini meteorolojik haritadan görüyoruz. Evet, bölgemiz yüksek basınç sisteminin etkisinde. Tabii ki özellikle Batı Avrupa üzerinde ve İber Yarımadası'nın doğusunda yağışlı bir hava kütlesini görüyoruz. Bir de Karadeniz'in kuzeyinde yağışlı bir hava kütlesi var bugünkü meteorolojik haritamızda. Ve ne diyorduk? Bugün Kıbrıs'ta havamız diyorduk efendim. Evet, açık az bulutlu bir görünüm. Bir ara parçalı bulutları görmek de mümkün. Tabii ki toz zerreciklerini veya kum zerreciklerini unutmamak gerekir. Lefkoşa bugün yanıyor efendim. 33 derece. Girne 26,
Güzel Yurt 27, Alev Kayası 28, İskele 28, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik 25, Gazi Mausa 29 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en serin yeri Lefke 22 derece efendim. Ve geliyoruz Güney Kıbrıs'a. Larnaka ve Baf 28, Limassol 27, Trodos 22 derece. Evet, bu akşam havamız açık, az bulutlu geçerken Güzel Yurt'ta en düşük hava sıcaklığı 13 derece. Lefke'de 15, Lefkoşa'da 14, Alev Kayası'nda 17, Girne'de 16, İskele'de 14, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, Zaferburnu ve Mehmetçik'te 18, Gazi Mausa ve Leymosun'da 17, Larnaka ve Baf'ta 18 ve Trodos'ta 14 derece. Yarın yine açık az bulutlu bir hava etkili olacak Kıbrıs Adası'nda. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefkoşa'da yine 33 derece. Güzel Yurt'ta 30, Lefke'de 24, Girne'de 27, Alev Kayası'nda 28, Yeni Erenköy ve Mehmetçik'te 27, İskele'de 32, Gazi Mausa ve Baf'ta 27, Larnaka'da 29, Leymosun'da 28 ve Trodos'ta 23 derece efendim. Ve denizlerimiz efendim, denizlerimiz, mülayim bir denizimiz var. Yani nedir efendim? 2 ile 4 kuvvetinde bir rüzgar var. Hafif, bir ara orta dalgalı bir deniz. 1-1,5 metrelik dalga boyu var. Kuzey sahillerde ve batı sahillerimizde rüzgar kuzey ve batıdan, doğu ve güney denizlerimizde ise güney ve batıdan esecek. Evet, ne dedik? 1-1,5 metrelik de dalga boyu var dedik. Ve en son ölçülen sizler için gemi konağı Girne ve Gazi Mausa'da en yüksek deniz suyu sıcaklığı 20 derece. Evet, en yükseği atıyoruz. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece efendim. İlerleyen günlerde Güney Kıbrıs'ın da deniz suyu sıcaklığını sizlerle paylaşacağım. Ve kritik mi kritik? Orman yangın olasılığı çok yüksek ve ultraviyole radyasyonumuz da çok yüksek. Aman dikkat efendim. Ateşi zaten unuttuk, yakmayı unuttuk. Aklımızdan sildik efendim. Ve diyoruz ki ultraviyole radyasyonu nedeniyle 10 dakika güneş altında 10 dakikadan fazla durmayalım. Bir de 11 ile 16 saatler arasında genellikle tedbirli çıkalım diyelim ve dünyamız dönsün ve başkent Ankara'da dursun efendim. Evet, Ankara bugün parçalı, çok bulutlu. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağmurlu efendim. Diğer seçtiğim şehirlerde parçalı, az bulutlu geçecek. İstanbul 22, İzmir 28, Antalya 26, Ankara 28, Adana 30, Hatay 29, Gaziantep 31, Diyarbakır 32, Van 21, Samsun 19, Trabzon 18 ve gök gürültülü sağanakla birlikte Erzurum'da en yüksek hava sıcaklığı 21 derece efendim. Ve uçuyoruz İrlanda Adası'na ve Dublin diyorum. Bugün Dublin yağmurlu, 10 derece. Londra çok bulutlu, 14 derece. Edinburgh yağmurlu, 10 derece efendim. Lisbon bugün çok bulutlu, 18 derece. Madrid sağanak yağmurlu, 17 derece. Ve Cenevre'ye gidiyoruz, Cenevre'ye efendim. Oranın havasını kokluyorum. Soğuk mu soğuk, yağmurlu mu yağmurlu bir Cenevre var efendim. Ve Cenevre'de en yüksek hava sıcaklığı 13 derece. Ve Paris parçalı bulutlu, 16. Amsterdam 10 derece, Brüksel 14, Köln 18, Frankfurt 19, Berlin 18 derece ve yağmurlu efendim. Ve nereye gidiyoruz?
Viyana'ya uçuyoruz. Viyana'da bugün yağmurlu 22 derece. Budapeşte sağanak yağmurlu 21. Dubrovnik parçalı bulutlu 19. Roma çok bulutlu 20 derece. Ve Bükreş. Bükreş bugün parçalı az bulutlu 20 derece. Sofya, Üsküp, Atina çok bulutlu. Sofya 23, Üsküp 27 ve Atina 26 derece. Ve güzelim Kuzey Avrupa'ya gidiyoruz. Ve Oslo. Bugün Oslo yer yer yağmurlu 11 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9. Moskova parçalı bulutlu 10 derece efendim. Ve Kahire, Firavunlar kenti ve yanıyor efendim. En yüksek hava sıcaklığı Kahire'de bugün 38 derece. Tel Aviv 27, Beyrut 25, açık ve az bulutlu geçecek. Ve nereye gidiyoruz? Tunus ve Cezayir'e. Cezayir ve Tunus parçalı bulutlu bugün. Cezayir 25, Tunus 27 derece efendim. Evet, açık az bulutlu geçen günlerimiz var. Sıcaklıklarımız mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Aman dikkat diyoruz. Ateş yapmayalım diyoruz. Ateş yapmayalım diyoruz. Bakir olan ormanlarımız var. Aman dikkat. Ve bir hatırlatma daha. Toz zerrecikleri var. Astımı olan, kalp rahatsızlığı olan ve çocuklar. Lütfen sokağa çıkmasınlar. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.